Merhabalar. Bugün loft komudundan bahsedeceğiz. Surface komutlarının altında loft komudu. Komuda tıkladığımızda loft ile ilgili iki farklı loft etme, yüzey oluşturma veya solid dediğimiz katı oluşturma kısmı mevcut. Bunlardan ilki loft shape with tangent comp dediğimiz kısım. Diğeri ise lofted shape with curvature dediğimiz kısım. Curvature dediğimiz kısımda çizginin eğimiyle yapılmış aslında bir solid veya yüzeyden bahsediyoruz. Lofted shape with tangent comp dediğimiz kısımda bir tangent eğrisi, bir eğrisellikle yaptığımız katılar veya yüzeylerden bahsediyoruz. Lofted shape with curvature kısmında birkaç örnekle başlayalım. Bunların alt başlıkları da mevcut. Burada yüzey ve katı oluşturabilmek için birkaç model çizdik. Buradaki Creative Condition dediği kısım tanjant ile alakalı bir durum. Yani ürünün kapatılma şekli ile alakalı. Bu curvature veya tanjant seçilebilir fakat bunlar çok fazla kullanılmıyor. Genelde norm dediğinizde düz bir kapanış sağlıyor. Buradan çizgilerimizi sırayla seçip çizgilerimizi birbirine bağlıyoruz. Şuradaki yeşil İşaretler birbirine nasıl bağlandığını gösteriyor. Bağlama işlemini bitirdikten sonra sağ klikle okeylediğimizde tekrar sağ klik yapıp tekrar okeylediğimizde karşımıza bu şekilde bir özellikler penceresi açılıyor. Close dediği kısım kapalı mı açık mı şekil olacağına bağlı. Yani baştaki kısımla sondaki kısmı birleştirme ile alakalı. Biz birleşik olmasını istemiyoruz. No veya yes diyebilirsiniz. Type dediği kısım solid yani katı mı yoksa bir yüzey mi? Surface type mı? Katı olmasını istiyoruz. Burada matching dediği, eşleştirme dediği kısımları var. Matching'de birkaç alt başlık var. Curve to curve dediği, çizgiden çizgiye birleştirme. Segment to segment dediği, benzer çizgisel kalıpları birleştirme. Point to point dediği, noktadan noktaya birleştirme. Parallel planes dediği, eğer birbirine paralel planeler ve çizgiler varsa bunları birleştirmesi. Angular dediği kısımda açısal birleştirme. Biz curve to curve diyoruz. Çizgiden çizgiye birleştirme. Senkronizasyon dediği kısımda belirli bazı senkronizasyonlarla birleştirme yapıyor. Bunlar nelerdir? Parametrik birleştirme veya arc length dediğimiz işte arc uzunluğu dediğimiz kısım. Proportional dediği kısım oransal bir birleştirme. Continuous dediği kısımsa sürekli birleştirme dediğimiz kısımlar. Parametrik olarak kalmasını istiyorum. Simplify geometri geometrinin düzeltilmesiyle alakalı. Yes de. Curves dediğimiz kısımda buradaki çizgiler görünsün mü görünmesin mi işlemi tamamladıktan sonra. Visible derseniz görünür. Hidden derseniz görünmez. Hidden'ı seçtikten sonra burada toleransa dokunmanıza gerek yok. Bu birleştirme toleransından bahsediyor. Bakın sağ tıklaya bastığımızda bizi tekrar komuda geri döndürüp buradaki işlemimizi tamamlıyor. Görüldüğü üzere burada parametrik olarak çizgilerimizi birleştirip bize eğrisel dediğimiz curvature ile seçtiğimiz şekilde bize yapıyor. Çizgiden çizgiye parametrik olarak bu şekilde yapabiliriz. Bunların dışında katı ya da yüzey yapabiliriz. Yüzeyle alakalı mesela bu şekilde çıkıntıları olan bir kulp olabilir, bir askılık olabilir. Farklı bir tasarım varsa bunu nasıl yapacağımızı da görelim. Yine aynı şekilde loft shape with curvature kısmı. Bizim örnek olarak çizdiğimiz yani birbirine geçiş yapılmasını istediğimiz çizgilerimizi seçtikten sonra sağ klik yaptığımızda bize quad curves denilen bir kısım var. Bu işlemi yaparken hangi çizgilerin üzerinden geçerek oluşturayım dediği kısım. Çizgilerimizi seçtikten sonra bu çizgilerimizin üzerinden geçerek oluşturma. Sağ klik'e bastığımızda bakın yine bize aynı sonucu çıkartıyor. Buradan type'ını bu sefer surface yapıyoruz bir yüzeyi görebilmek için. Curve to curve yine segment to segment point to point kısmından. Genelde curve to curve tercih edilir. Çok spesifik bir tasarım yoksa genelde curve to curve, segment to segment ve point to point ile aslında bu iş hallediliyor. Curve to curve seçiyorum. Parametrik olmasını istiyorum. Sağ tıklaya basıyorum. Bakın direkt yaptı. Şu şekilde de gösterelim. Bu bir yüzey. Yüzeyimizi açarak buradaki move parent komutumuzla noktaları istediğimiz şekilde büyütüp değiştirerek tasarımı yapabiliriz. Bunların dışında yine ayarlarına basarak buradan surface solid'e çevirebiliriz. Bu şekilde genel ayarlarında değişiklik yapabiliriz. Curvature kısmında genel olarak bu şekilde işlemler yapılmak. Surface'in ikinci komutu da var demiştik. O da loft shape with tangent comp dediğimiz kısım. Tangent comp'ta da şurada bir kabuk oluşturmak istiyoruz. Genel olarak SubSolid metal kökenli bir program olduğu için bu şekilde çok az farklılıkları bile ayırabilen bir sisteme sahip. Loft shape with tangent comp dediğimiz komutumuzu seçtikten sonra istediğimiz çizgilerimizi, referans çizgilerini seçmemiz gerekiyor. Yani çizgileri seçtikten sonra sağ klik yapıp yine ayarlar penceresine geliyoruz. Burada surface yüzey olmasını istiyoruz. Yine matching dediğimiz kısımda curve to curve, segment to segment gibi özellikleri var. Yine curve to curve ve parametrik deyip sağ klik yaptığımızda bakın bize birbirinden farklı birkaç çizgiyi bir zeminin üzerine aslında oluşturmuş oluyor. Bakın bu bir yüzey. Şu şekilde
Daha rahat görebiliriz. Kabuk sandalye varsa ya da herhangi farklı bir kabuk tasarımı yapmanız gerekiyorsa bu şekilde Surface komutlarından tanjant kombu kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. Yine bunun içerisindeki özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Şimdi bu şekilde yüzey ve katı evet yapabiliyorum. Bunların dışında bir de bu çizdiğimiz iki boyutlu kısmı bir katıya çevirip aynı zamanda tamamen kapatabiliyor da. Bakın burada birbirine düzensel olarak aynı düzlemde biten farklı yerlerde bulunan ve neredeyse dairesel olabilecek bir şekil mevcut. Burada Lofted Shape with Curvature ile yapıyoruz. Zaten çok büyük bir farkı olmadığından bahsetmiştim. Tıklıyorum yine referans çizgilerimi ve referans yolu oluşturuyorum kendime. Bakın yolu oluşturduktan sonra yol oluşumu bitti. Sağ klikle onayladıktan sonra burada bakın close kısmına yes basıyorum. Yani kapanmasını istiyorum. Bunun bir kapalı şekilde olmasını istiyorum. Yine çizgiden çizgiye ve parametrik genelde en çok kullanılandır. Sağ klik yaptığımda herhangi dairesel veya karesel ne yapmak isterseniz bunu sizin için kapatarak matematiksel ölçüde düzgün bir şekilde kapatmasına da olanak sağlıyor. Diğer iç özellikleriyle alakalı kısımlarına da buradan iki örnek üzerinden bakabiliriz. Yine Loft komodunda Curvature ile devam ediyorum. Yolumu ve iki boyutlu çizgilerimi seçiyorum sırasıyla. Bize yine bu penceremiz açılıyor. Yüzey olmasını istiyorum. Burada matching dediğimizde az önce bahsetmiştik. Curve'de ve parametrikte bırakıp sağ klik yaptığımız zaman bakın parametrik bir şekilde çizgileri birleştirerek bana bir vazo veya bir farklı artık tasarım neyse onu oluşturmuş oluyor bu şekilde. Şimdi bu tasarımı bir geri alarak segment to segment ile yapmaya çalışıyorum. Kırsal kliğe bastığımda işlem yapmıyor. Çünkü curve to curve bütün çizgileri ve çizgilerin yolunu algılarken segment to segment sadece birbiriyle benzer, birbiriyle aynı veya benzer çizgileri algılıyor. Ne demek bu? Mesela burada iki karemiz mevcut. Bu iki karemizi birbirine loft etmeyi deneyelim. Yine komuda girdikten sonra yolumu oluşturup sağ klik yaptıktan sonra bakın burada curve to curve dersem bunu surface olarak bana oluşturur. Bir yüzey olarak. Geri alıp segment to segment dersem yine oluşturur. Oluşturma sebebi şu. Birbiriyle aynı çizgiler, ikisi de kare, ölçüleri farklı olmasına rağmen segmentin ve çalışma mantığı budur. Buradaki işlemi yaparken hem daire, hem altıgen, hem beşgen olduğundan dolayı curve to curve kullanırsak işlemi devam edebiliyoruz. Yine bakın seçiyorum aynı şekilde. Az önce komuttan çıktığım için tekrardan seçmem gerekiyor. Daha sonra burada curve to curve deyip Shear Synchronization kısmından bahsetmek istiyorum. Parametrik dediğimiz kısımda direkt genelde parametrik kullanılıyor. Şuradan yüzeyi seçip sağ klikle bastığımız zaman bize birbirine bağlı iki boyutlu çizgiler arasında parametrik bir yüzey oluşturarak tamamlıyor. Burada arc length dediğimiz kısım, arc uzunluğu dediğimiz kısma tamamladığımızda da yine bakın bu sefer de çizdiğimiz iki boyutlu çizimlerin arc dediğimiz yarım uzunluğunu alıyor. Proportional diyerek tamamladığımızda da yine oransal olarak büyüklüklerini alarak tamamlıyor. Ve bakın bir geri geldim. Continuous diyerek tamamlayarak da yine birbirine devam ederek birbirine çok yakın aslında bize ürünü tamamlamış oluyor. Yani burada parametrik, arc, proportional veya continuous yapmanız aslında çok da önemli değil. Hubsuite bir her programı geçmişine sahip olduğu için buradaki en ufak ayrıntılara dahi komutlarda yer verilmiş durumda. O yüzden parametrik aslında kullanılabilir. Burada bakın yaptığımızda bize parametrik olarak surface yüzey oluşturmuş oluyor. Yine bakın curvature kısmındayım. Sağ klikle tamamladıktan sonra bu sefer burada segment to segment diyerek bakın bir solid oluşturabilirim. Birbiriyle benzer olan veya bir yüzey oluşturabilirim. Veya point to point kısmını oluşturabilirim. Parallel planes ve angular dediğimiz açılar, açısal kısım ve paralel yüzeyler genelde çok kullanılan kısımlar değil. Şu üçlü genelde kullanılan kısım. Yine bir paralel yüzeyiniz varsa aynı şekilde seçerek yapabilirsiniz. Point to point kısmına geliyorum. Yine parametrikte kalsın diyorum. Noktadan noktaya birbirine bağlama yöntemiyle yapılıyor bu kısım. Bakın benim iki dikdörtgenimin de
Birbirine bağlayacak köşeden noktaları mevcut. Burada circuit lokalitikten sonra bakın şu şey diyor. Point M1 or the curve M1. Birinci kördeki birinci noktayı seçin. İlk noktayı yukarıdaki ikinci noktaya bağlıyorum. Bakın birinden bire giden bana bir çizgisel çizgi çekti. Daha sonrasında birden ikiye giden bir yol seçiyorum. Sonra 2'den aslında 3'e giden bir yol seçiyorum. 2'den 2'ye giden 1'den 1'e, yani burayı 2 olarak da görebilirsiniz. Sistemde şöyle çalışıyor. 1'den 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 2'ye, bakın çapraz algı algılatıyor aslında. Şimdi de buradan 3'ten 3'e giden bir nokta seçiyorum. Sonra devam ediyorum işleme. Burada bakın hafifçe çeviriyorum görebilmek için. Son olarak da 4'ten 4. ve köşedeki noktama giden bir bağlantı oluşturuyorum. Parametrik olmasın. Bakın birleştirip sağ kliğe bastıktan sonra bize açısal olarak ürünümüzü oluşturmuş oluyor. Sizler de tasarımlarınızı loft komutlarıyla yüzey veya katı modellemelerinizi yapabilirsiniz.